Hadi bakalım. Görelim senin şu güzel yüzünü. Kimmişsin? Oscar'sa yakalanıyorduk. Tam zamanında. Ceyda Hanım. Ceyda Hanım değil mi? Murat'ın az daha yüzünü görecek olmasını saymazsak iyi iş çıkardın. Vallahi ucuz yırttım. Sayenizde tabii. Kenan mı? Aynen. Niye açmadın? Vallahi Ceyda Hanım, vallahi siz buradayken bana laf düşmez. Siz ona her şeyi anlatırsınız gerekli şekilde. Ben çok oyalandım zaten, uzuyor. Dur bekle. İşimiz bitmedi bizim seninle daha. Abi. Murat baygın yatıyor Rüstem. Ne oldu? Biraz sıkıntı çıktı ama hallettik. İdris mi lan o? Ne yaptın lan sen? Ulan herifi yurt dışına çıkaracaktın. Meseleyi kapatacaktın. Ne yaptın? Sen kendi kafana göre nasıl karar verebiliyorsun? Kararı ben vermedim ki patron. Kim karar verecek lan başka? Ben. Sen kendi başına nasıl böyle bir karar verebiliyorsun kadın? Adam öldürmek nereden çıktı? Katil miyiz biz? En mantıklısı buydu. Mahmut eli kolu uzun bir adam. İdris'e ulaşsaydı bize ulaşması ne kadar sürerdi sence? Allah Allah, ben bunu düşünemedim mi zannediyorsun? İdris'i yurt dışına yollayacaktım. Sen kendi kafana göre niye hareket ediyorsun? Çünkü benim de bir planım var. Planın var. Ne planı? Cinayeti Murat'ın üzerine yıkacağız. Hapse girecek. Murat'ın üstüne cinayet mi yıkacağız? Evet, çıkmayacak içeriden. Babamın yaşadıklarının aynısını yaşayacak. Göreceğim onun o halini. Ne oluyor sana ya? Bizim planımız Murat'ı bitirmek değil miydi? Bitirecektik Ceyda. Ama bu şekilde değil. Üzerine cinayet yıkarak değil. En azından hemen değil. Ya fırsatımız varken biz neyi bekliyoruz? Çünkü çektiği acılara şahit olmak istiyorum. O kıvranırken yanında olmak istiyorum. Anladın mı beni? Görürsün. Cezaevine girdiği zaman sık sık ziyaretine gidip görürsün abini. Oldu mu? Kaybol çabuk. Çabuk. Hadi, hadi, hadi. Efendim sevgili. Murat. Sen neredesin? Oğlum. Sen niye telefonlarımı açmıyorsun ya? Ben öldüm merakla. İyi
iyi misin sen? Bir şey bir yerde bir şey mi oldu? Ne oldu? Dur 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 bir sakin ol. İyiyim ben. Ya toplantı için şirketten çıkmam gerekti. Ya toplantıyı da böyle hiçbir telefonunuza bakamadım. Korkulacak bir şey yok, iyiyim ben. Oğlum çok korktuk ama yani saatlerde senden haber alamadık. Bundan sonra toplantı yok. Tamam mı? Nereye gidersen haber vereceksin. Telefonla aradığında da cevap vereceksin. Tamam mı? Tamam anne. Bundan sonra dikkat edeceğim. Tamam. Ay iyi. Hadi. Hadi geçin siz şöyle. Hatice sen de çayları koy hemen. Hemen efendim. Hemen geçin. Geçin. Buyur Ceyda Hanım. Rüstem. Planı hayata geçiriyoruz artık. Tamamdır. Şimdi kapatmam lazım. Kimle konuşuyordun? Yabancı yatırımcılarla. Video konferans talep ettim. Bana bak, bu Mahmut'un da gözü üstümüzde ha. Bir şeylerden şüpheleniyor olabilir. Neyse ben şununla bir muhabbete gireyim. Bu kendi kafana göre kararlar verme meselesini de konuşacağız Ceyda. Artık çok geç. O kararlar çoktan verildi bile. Buyurun. Murat Aslan evde mi? Evde. Çağırır mısınız? Şey tabii, bir dakika. Polisler geldi. Polis mi? Murat Bey'i çağırıyorlar. Neden? Bilmiyorum efendim. Ben abime bir haber vereyim. Biz de gidip bakalım ne istiyorlarmış. Buyurun. Murat Aslan geliyor mu? Geliyor da ne için aramıştınız? Kendisi gelsin. Murat. Buyurun memur bey, ben Murat Aslan. Murat Bey, sizi savcılık kararıyla İdris Tosun'un katil zanlısı olarak gözaltına alacağız. Yanlış anlaşılma oldu sanırım. İsim benzerliği falan olabilir. Bunun mümkünatı yok çünkü. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz memur bey. Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık söz konusu değil. Murat Bey bizimle gelecek. Oğlum, bir şey demeyecek misin? Evet anne. Büyük bir yanlışlık var. Sizden tek isteğim sakin kalıp gerçek ortaya çıkıncaya kadar bana destek olmanız. Gidelim. Murat. Nasıl? Sevgilim lütfen. Ne oluyor Murat? Müsaade edin. Siz Murat Bey'i aracı alın. Biz de evde arama yapacağız. Durun bakın. Bir yanlış anlaşılma var. Murat sus sus. Lütfen. Ay.
Asude, bırakma kendini. Ay, oğlumu götürüyorlar Mahmut, canımı götürüyorlar. Arama izninizi görebilir miyim? Abi, sen hiç merak etme. Ben şimdi avukatlarla irtibata geçeceğim. Murat. Arkadaşlar, bakın vazifenizin farkındayım. Ama evde küçük bir çocuk var. Yani biraz özenli davranırsanız sevinirim. Tabii, merak etmeyin. Hatice abla, Gül. Zeynep'e göz kulak olur musunuz? Arama yapılırken ortalarda dolanmasın. Tabii. Seninle konuşacağız. Polislere eşlik et istersen. Zeynep korkmasın. Ev temiz amirim. Cinayet silahı bulunamam. Cinayet silahı da ne? Benim oğlum karıncayı bile incitmez. Gidebiliriz. Murat. Lütfen ailemle vedalaşmama izin ver. Senden eminim. Sana inanıyorum. Hiçbir zaman şüphe etmedim senden. Gerçekten ortaya çıkacak. Göreceksin. Nasıl? Kızımı sana emanet. Yokluğum onu hissettirmedi mi? Şansımsın. Seni çok seviyorum. Nazlı, beni dinle. Benim yokluğumda sen kızımızın hem annesi hem babasısın. Sen onu bir an olsun bile yalnız bırakma. Güçlü dur. Kenan, geride bıraktığım herkes, her şey, tüm hayatım, hepsi sana emanet. Sakın unutma. Zeynep'in yüzündeki gülümseme sen olacaksın. Gözün arkada kalmasın. Hepimiz arkandayız. Bu hallik uzun sürmeyecek. Merak etme aslanım. Murat. Abime söz verdik, güçlü olmamız lazım. Mahmut'la
olur kurtar oğlumu. Oğluna güvendiğin kadar adalete de güven. Ben de gerçeğin ortaya çıkması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme. Ay o neydi, o neydi? Ya biraz koptum, ne ya? Peki senin o kokunu ne yapacağız? Bağımlısı olabilir mi? Aşkım dur ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Korku filmi açmışsın, izlemiyorsun. Ben geriliyorum boş boşuna. Madem izlemeyecektin niye açtın? Ben boşuna mı geriliyorum bu kadar? Kapat o zaman. Ama gelince daha tatlı oluyorsun. Bir de böyle kollarım arasına sokuluyorsun ya. Nasıl yani? Sen benim zayıf yönlerimden mi faydalanıyorsun? Hiç yakıştıramadım. Gerçekten. Hiç yakıştıramadım sana. Bu işin içinde bilmediğim bir isim var. Daha düne kadar bunun İdris olduğunu düşünüyordum ama hayır. Daha içeriden. Daha üstten birisi. Murat Bey, söylediğiniz her kelime bizim için çok değerli. Hepsini değerlendirerek sıkı bir çalışma yapacağız. Şüphelendiğiniz bir kimse var mı? Ya da sizinle kim uğraşıyor böyle? Bildiğim tek bir şey var. O da beni çok iyi tanıyan biri. Devam edin lütfen. En ufak ayrıntı bile bizim için çok önemli. Ben onun Kenan olduğundan şüpheleniyorum. Hayır, hayır. Bu imkansız. Bana ve aileme zarar veren, gözünü kim bürümüş düşmanımı bulun. Merak etmeyin Murat Bey. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçiniz rahat olsun. Prenses, girebilir miyim? Tabii ki de amca. Günaydın. Ben galiba bu aralar seni biraz ihmal ettim. Tabii birazcık olabilir. Ama söz veriyorum telafi edeceğim. Tamam. Amca. Biliyor musun babam benimle vedalaşmadan yurt dışına gitmiş. Evet prenses. Çok acil bir işi çıktı o yüzden gitti. Sana bir sır verebilir miyim? Ver. Babamı bir gün bile görmesem, tam buram çok acıyor. Ya sakın anneme söyleme lütfen. Yoksa bunu duyarsa çok üzülür ve çok korkar. Söz veriyorum prenses. Sır. Sizden tek isteğim, sakin kalıp gerçek ortaya çıkıncaya kadar bana destek olmanız. Ya olmazsa? Ya Murat aklanmazsa? Kızımız Zeynep iyileşemedi daha. Murat haksız yere kızından ayrı bir ömür mü geçirecek? Elim kolum bağlı oturamam. Murat'a yardım etmem lazım ama nasıl? Hatırladığım tek bir şey var. Lütfen yardım et! Lütfen yardım et bana! Allah'ım her şey çok karışık. Nasıl çözeceğim ben bu olayı? Bana göre hareket ettin. Böyle konuşmamıştık. Kenan.
Biz bu yola aile olmak için değil, intikam almak için çıktık. Yolun sonunda da hedefimize ulaştık. Sen benim yolumdan gitmedin Ceyda. Murat'ın hapiste sürünecek olması seni niye rahatsız ediyor, sorabilir miyim? Soramazsın. Cevabı yok çünkü. İdris'in bizden bir süre uzakta kalması yeterdi. Murat cinayet şüphesinden içeri alınırdı, kısa bir süre sonra biz istediğimizde de çıkardı. Murat bizden kısa bir süre değil, bir ömür çaldı Kenan. Ben bunu bilmiyor muyum? Biliyormuş gibi davran o zaman. Sen biliyordun da ne oldu Ceyda? Kafana göre iş yaptın. O fevriliğinle, sabırsızlığınla batırdın her şeyi. Ben sonuca giden yolda her şeyi göze aldım, o kadar. Burcu anlat artık ne olduysa. Ben Can konusunda çok endişeliyim de. Niye? Sümbül abla yüzünden. Sümbül ablayla yalnız bırakamıyorum ki ben Can'ı. Unutkan, dalgın, umursamaz bir de yani. Sümbül ala mı? Evet. Az daha evi yakıyordu. Senin haberin var mı Furkan? Ne? Burcu sen emin misin? Sümbül ala delidir, doludur biraz ama öyle biri değildir. Yani Can için elinden geleni yapar. Biliyorum, dikkat eder. Yoksa zaten sizin oraya getirmezdim. Ya vallahi ben güvenmiyorum Furkan. Ya Can'la ilgili konularda yani. Yani kötü niyeti yok biliyorum. Ama Can da onun yanında çok huzursuz zaten. Aklı bir karış havada. Ben oğlumu ona bırakıp bir yere gidemem mesela. Emanet edemem ki Furkan. Tamam. Bir çözüm buluruz. Dur bakalım. Yani düşünecek bir şey yok. Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Can'dan bahsediyoruz sonuçta. Burcu hemen nasıl bulayım bir çare? Aslında çözüm çok basit. Sümbül ablayla aynı evde olmuyor. Ya aklı bir karış havada. Ya profesyonel bir bakıcı bulacağız. Ya da seninle daha önce konuşmuştuk ya şu anaokul mevzusunu. Okula başlatalım canım. Bana aslında bu anaokul mevzusu daha mantıklı geliyor. Hem bir sürü arkadaş edinir. Hem de artık zaten gerekli. Değil mi Ela? Bütün gün evde sıkılıyor çocuk zaten. Benim de durumum belli, malum. Can, annem gel bakalım bir. Bak biz şu an babayla ne konuşuyoruz biliyor musun? Seni okula başlatmayı düşünüyoruz. Hem orada bayağı bir arkadaşın olur, öğretmenlerin olur. İster misin böyle bir şey? İsteyim anneciğim. Tamam. O zaman biz babanla hemen okul kaydını yapalım senin. Tamam Burcu. Bizim çıkmamız lazım. Program yaptık. Sonra bakarız. Bugün hemen halletsek. Ela'cığım kusura bakmıyorsun değil mi? Mesele Can yoksa bu kadar acele etmezdim ben. Burcu şu an hemen ne acelesi var? Ben akşam gelince bir okul bakarım. Ben araştırdım zaten. Evin çok yakınlarında bir okul buldum. Bayağı iyi bir okul. Oraya hemen yaptıralım kaydını bugün. Hemen mi? Evet. Yani şu anda aslında ara kayıt almıyorlar ama açık bir kontenjan varmış. O kontenjanı kaçırmayalım diye şey yaptım ben. Kenan'la Ceyda bu işin içinde. Hangi iş? Murat'a iftira attılar. Murat'ın üstüne bu cinayet olayını yıkan her kimse, Ceyda'yla Kenan da onlara dahil olmuş. Ben kendi kulaklarımla duydum. Emin misin? Eminim tabii. Zaten Kenan geldiğinden biridir bir şeyler sürekli ters gidiyordu. Ben anlayamamıştım. Sonra da hayatımıza Ceyda girdi. Siz bana inanmıyor musunuz? Anlıyorum Ceyda'cığım.
Zaten uzun zamandır benim de fark ettiğim şeyler vardı. Bunlar kafamda pek oturtamıyordum. Sen şimdi böyle söyleyince kafamda daha da oturdum. Ne yapacağız peki? Hiçbir şey. Nasıl yani? Bir süre hiçbir şey yapmadan bekleyeceğiz. Yani hiç kimseye de bir şey söylemeyeceğiz. Ne yapacağız? Böyle olan biteni mi izleyeceğiz? Hayır. Doğru zamanı bekleyeceğiz kızım. Bize önce kanıt lazım. Şu Kenan'la Ceyda'yı ben etraflıca bir araştırdım. Bunların hakkında ne var ne yok bakayım. Adım adım giderim. Vaktinden önce ses çıkartırsak bunlar kendilerini kurtarabilirler. Sabırlı olacağız. Nasıl sabırlı olayım? Murat haksız yere içeride yatıyor şu anda. Yani Murat'ı kurtarabilmemizin tek yolu bu. Hani sen bana sordun ya, bana inanıyor musun diye. Şimdi ben de sana soruyorum. Bana güveniyor musun? Şimdi kızım sen hiç kimseye bir şey çaktırma. İçeriye geç. Ben de birkaç görüşme yapayım geleyim. Peki. Evlat, burada işler iyice karıştı. Şu işleri bir ayıklamamız lazım. Emret baba. Şu Kenan Akar. Şunu bir araştıralım etraflıca. Ne var ne yok bir bakalım bana sonu dön. Tamam baba. Şu Murat'ın üstüne şu adamlardan biri bu. Tezgah kuranlardan biri. Kimlerle ilişkisi var? Kimlerle takılır? Ne yapar ne eder? Güzelce bir araştır. Hemen. Ha, bir de not et şu Ceyda Bozan. Şu Ceyda Bozan'ı da bir araştıralım. Bunun bu Kenan'la ilişkisi nedir? Eskiden bir ilişkileri var mı yok mu bir bilelim. Tamam. Hemen araştırıyorum baba. Var mı başka bir isteğin arzın? Estağfurullah. Evlat, canının sağlığı. Hadi bakalım selametle. Dediğim gibi kızım, dikkat çekmemeye çalış. Normal davran. Benim de birkaç işim var, onları halledip geleceğim. Çıkıyor musun? Birkaç görüşme yapacağım, geleceğim. Avukat aradı biliyor musun? Murat'la görüşebilecekmişiz. Gerçekten mi? Evet. Benden de selam söyleyin, canını sıkmasın. Peki, selametle. Görüşürüz. Sağ ol. Hadi hazırlanalım. Dur, ben Hatice'ye bir uğrayayım da Zeynep'le ilgilensin o. Tamam. Ay çok mutluyum, Murat'ı göreceğim. Ben de. Abime mi gidiyorsunuz? Ya, evet ya, avukat aradı. Görüşebilecekmişiz. Emniyete gidiyoruz birazdan. Aa, tamam, ben götüreyim sizi. Harika olur. Tamam, dur o zaman ben Hatice'ye haber vereyim. Bekle. Nazlı, sen iyi misin? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? O senin abin ya, abin! Nasıl yaparsın ya? Sana güvendi, seni sevdi. He? Ya hiç mi utanmadın sen? Hepimiz güvendik sana, hepimiz sevdik seni. Zeynep sana amca dedi ya. Ya hiç mi utanmadın? He? Hiç mi utanmadın ya? Gözüme bak! Nasıl ihanet edersin ya? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Söyle! Nazlı, iyi misin? Hadi hazırlan, abime geç kalacağız. Çok özledim seni. Ben de seni sevgilim. Lütfen, ağlama bir tane. İyiyim ben. İyisin tabii.
iyi olacaksın. Hep böyle ayaklarının üzerinde dimdik olacaksın. Sevgilim lütfen. Özür dilerim ben. Ben çok özledim seni. Zaten çok sürmeyecek bu. Mahmut Bey araştırma yapıyor. Senin masum olduğunu kanıtlayacak. Çok yakında çok güzel haberler alacağız. Nasıl bir araştırma bu? Ben Kenan'la Ceyda'nın konuşmalarını duydum. Onların bu olayla bir ilgisi var. Ne diyorsun? Nasıl, hiçbir şey bilmiyorum. Ben ne iyi ne kötü hiçbir şey bilmiyorum. Anlayamıyorum. Kenan'la Ceyda'nın bu işte parmağı var Murat. Bu çok üzücü ama maalesef durum böyle. Biliyorum. Bak hayatım, benimden bir şey gelmez burada. Avukat her şeyle ilgileniyor. Ve Mahmut abi de madem araştırıyor bu konuyu. Bekleyip görelim. Biz senin için ne gerekiyorsa yapacağız. Seni buradan çıkaracağız. Çok uzun sürmeyecek. Sen sakın umutsuzluğa kapılma, tamam mı? Tamam artık, bitirelim. Bir gelişme var mı? Yani ikisini de araştırıyoruz. Yakında bilgiler akmaya başlar. İşte ne zaman? Yani Murat'a resmen iftira attılar. Yani boş yere içeride şu anda onun bir an önce oradan çıkması lazım. Bakın, Ceyda ile Kenan'ın parmağı var işte. Ben kendi kulaklarımla duydum bütün konuşmalarını. Onların bir an önce cezasını çekmesi lazım. Bunun için de gerçeklerin ortaya çıkması lazım. İspatlanır ispatlanmaz cezalarını çekecekler. Merak etme. Güven bana sen. Peki. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hemen konağa gel. Niye? Bir şey mi oldu? Soru sorma. Hemen konağa gel. Tamam. Kahretsin, ben nasıl toparlayacağım şimdi bunu? Defol git artık buradan. Beni bir dinler misin lütfen? Dinlemeyeceğim. Her şey senin yüzünden oldu. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Ya ben ne yaptım? Benim ne suçum var? Ya bir de soruyor musun ya? Bir de soruyor musun? Abim senin yüzünden gözaltında. Ya bana haksızlık ediyorsun. Benim bir suçum yok. Defol git Ceyda. Defol! Bana haksızlık ediyorsun bak gerçekten. Benim bir suçum yok bu konuda. Ceyda defol. Tam zamanı. Nazlı, hayır, hayır. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? O senin abin ya, abin. Ne istedi sen Murat'tan? Peki ya sen? Senin ne derdin vardı Murat'la? Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ne istediniz Murat'tan ya? Ne yaptı o size? Nazlı beni bir dinler misin? Ben hiçbir şeyi dinlemiyorum.
Her şey ortada zaten. Ya Murat'ın başını yaktınız resmen. Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Her şeyin farkındayım. Nazlı beni bir dinle. Ben seni dinlemiyorum. Nazlı kızım, de müsaade et. Konuşsun. Konuşsun. Tamam. Her şeyin sorumlusu bu hanımefendi işte. Tamam, ben de güvendim en başta. Hatta hayatımıza da benim yüzümden girdi. Ama bilseydim şu kapıdan içeri sokmazdım onu. Onun yüzünden abim gözaltına alındı. Onun yüzünden başı belaya girdi. O kız ne yaptı da Murat'ın başını belaya soktu? Tamam, siz de öğrenin o zaman. Abimin başını belaya sokan o araziyi Ceyda buldu. O ihaleye Ceyda yüzünden girdik. O arazi olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Abim gözaltına girmeyecekti. Ya daha fazla araştırmamız lazımdı. Söyledim. Söyledim ama dinlemedi beni. Gerçi abim de dinlemedi de. Yine de Ceyda'nın daha fazla araştırması lazımdı. Başımızı belaya sokan o. Senin bugün duyduğun konuşmada da bunları konuşuyorduk işte. Her zaman konuşuyoruz da. Ben artık dayanamıyorum. Artık defolup gitsin istiyorum. Benim bir suçum yok. Nereden bilebilirdim? Bilmek zorundasın. Senin işin bu. Bu muydu yani? Ceyda'ya kızmanın sebebi bu mu? Buydu. Ama sen başka bir şey sandın herhalde Nazlı. Ben abim için canımı veririm. Sen benim ona ihanet edebileceğimi mi düşünüyorsun? Gerçi Zeynep'i kaçırdığımı da düşünmüştünüz değil mi? Bana hiçbir zaman güvenmediniz aslında. Tamam bak, seni anlıyorum. Aklın abimde, endişelisin. Ama ben bunu hak etmedim Nazlı. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Ya benim kusuruma bakma, ben o kadar kötü şeyler söyledim ki sana. Yani ne düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten çok utanıyorum. Nazlı tamam. Üzme artık kendini. Oysa sen neler yaptın bizim için ya. Murat için, Zeynep için. Ben size neler yapıyorum sana. Nazlı bak. Geçti artık, tamam mı? Çok zor günler yaşadık. Her şey karman çorman oldu. Üst üste geldi. Yani olur böyle, arada düşeriz, sendeleriz. Ne bileyim, saçmalarız. Ama önemli olan her şeyin sonunda bir arada olabilmemiz. Bak biz bir aradayız. Neden? Çünkü birbirimize inanıyoruz değil mi? Evet. O zaman sorun yok. Yani sen çok üzgündün, gergindin, üst üste bir sürü şey yaşadın, kötü şeyler yaşadın. Yani hata yapmak için binlerce sebebim vardı. E sen de bir tane hata yaptın. Olur öyle şeyler. Boş ver. Üzme artık kendini, tamam? Tamam. O zaman şimdi abime odaklanıyoruz. Madem biz bir aileyiz, geride adam bırakmak yok. El ele verip abimi çıkaracağız o zaman. İnşallah. Ha şunu da baştan söyleyeyim. Ben yıllar sonra abimi yeni bulmuşken hiç kaybetmeye niyetlediğim haberin olsun. Benim de niyetim yok. O zaman ne yapıyoruz? Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Abimi oradan çıkarıp evine getiriyoruz. Ah, çok sağ ol. Kim intikam? Mahvedecek her şeyi aptal herif. Aha. Ceyda Hanım. Alo. Rüstem, hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyorsun. Hemen. Eyvallah, tamamdır. Ne yapıyorum? Ha. Anladım.
Oo. Eyvallah. Tamamdır Ceyda Hanım. O iş bende, hiç merak etmeyin. Lan arkadaş, Kenan başka bir şey istiyor. Bu başka bir şey istiyor. İkisinin de birbiriyle alakası yok. Arada pimpon topuna döndük lan. Lan maç mı oynuyoruz anne? Onun gibi bir şey anneciğim. Bak şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Herkesi korkutacağız. Buradan babanların yanına gideceğiz. Sen sanki çok korkmuşsun gibi yapacaksın, tamam mı? Tamam. Sen çok uzaktaymışsın. Ben seni bulana kadar da ağlamışsın. Çok korkmuşsun, tamam mı anneciğim? Tamam. Ne diyeceğiz şimdi Burcu'ya? Can! Hala. Siz burada Can'la beraberken Burcu hiç yanınıza geldi mi sizin? Sen de aynısını düşündün değil mi? Benim de aklıma aynısı geldi. Kim bilir çocuğu kaçırdı o yılan. Tabii tabii kesin o kaçırmıştır. Bak yemin ederim ben çocuktan gözümü bir saniye bile ayırmadım. Nasıl kayboldu anlamadım. Tamam, tamam hala. Hadi. Çok korkmuşsun gibi Can, tamam mı? Unutma sakın. Nasıl çocuk kayboldu? Ben de anlamadım. Can! Ha. Oğlum! Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Can! İyi misin? Hı? Bir şey var mı? İyi, iyi, iyi. Aslan gibi. Aslan gibi. Kayboldun sandık. Çok korktuk biliyor musun? Sen nerede buldun Burcu çocuğu? Senin unuttuğun yerde Sümbül abla. Ben iki saniye ya. Gözümü iki saniye ayırdım çocuktan. Baktım yok. Kaybolmuş. 2-3 saniyelik bir şey değildi Sümbül abla. 2-3 saniyede ne kadar uzaklaşabilir? Allah'tan Furkan söylemişti sizin parka geleceğinizi de. İşim bitince ben de bir yanlarına uğrayayım dedim. Can'ı yolun ortasında görünce böyle arabalarda vızır vızır var ya. Can havliyle nasıl koştuğumu hatırlamıyorum ya. Yüreğim ağzıma geldi. Kaptım Can'ı geldim buraya. Anneciğim benim ya. Ben Can'ı bundan sonra sana hayatta emanet etmem Sümbül abla. Tamam konuşmayalım bunları şimdi. Can belli ki çok korkmuş. Değil mi babacığım? Hı? Çok korktum, çok ağladım. Merak etme anneciğim bak. Baban yanında, ben de yanındayım. Yanındayız biz. Aha bak. Aa. Can? Sümbül mü o yanındaki? Hmm. Furkan Sümbül'ün Can'ı alıp parka götüreceğini söylemişti bana. Emri vaki oldu gerçi biraz da. Can'ın Sümbül'le birlikte kalmasını istemiyorum ya. Neyse buraya gelmişler demek ki. Tesadüfüm de böylesi ha. Ne tesadüfü Burcu ya? Ne diyorsun sen? Sümbül cadısı resmen durmamış. İşi gücü bırakmış. Ela ile Furkan evde yalnız kalsın diye çocuğu gitmiş almış babasından. Bu kadın illa her şeye burnunu sokacak. Ama ben ona ne yapacağım bak gör şimdi. Eve de yerleşti zaten. Bütün planlarım alt üst olacak. Ne yapsam ayağıma dolanacak benim. Bir şekilde göndermem lazım bu kadını evden. Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an gerçekten ya. Anlarsın, anlarsın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi ben onun aklını başından nasıl alıyorum bak gör. Neyse canım benim dişçi randevum var. Ben gidiyorum, kaçıyorum. Sen bana sonra anlatırsın olayları. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay canım. Öyle dik dik ne bakıyorsun? Ne söyleyeceksen söyle. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten Sümbül abla. Daha ne diyeyim? Daha açık konuş benimle. Öyle yarım yamalak olmaz. Ben bilmiyor muyum? Beni evde istemiyor. Yollamak için de elinden geleni yapıyor. Ne belli beni suçlamak için çocuğu alıp götürdün sonra buldu diye geri getirdin. Heh? Şu söylediğinin saçmalığına bak. Ne kadar ayıp. Ben Can'ı yolun ortasında görünce ne kadar kötü oldum. Senin haberin var mı? Arabalar vızır vızır geçiyordu. Yüreğim ağzıma geldi.
kendi kabahatini örtmek için resmen beni neyle suçluyorsun, neyle itham ediyorsun? Şu yaptığın şeye bak ya. Çok ayıp Sümbül abla. Ay yok, ben burada daha fazla duramayacağım. İyi değilim ben Can. Oğlum gel, in bakayım. Gidelim biz. Hadi. Cinayetten sonra silahı ne yaptın? Ne silah? İdris'i vurdun silahı. Söylüyorum size. İdris'i ben vurmadım. Denizde mi attın? Yoksa gömdün mü? Neyi? Silah. Sen bizi dinlemiyorsun galiba. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben İdris'i öldürmedim. Gerçek katil şu anda dışarıda rahat rahat dolaşıyor. Kimmiş gerçek katil? Ver ismini, gidip alalım. Bilmiyorum. İdris'in kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Ama ben öldürmedim. O halde sen masumsun. Evet. Bu da masum çıktı. Siz niye gidip masum insanları getiriyorsunuz oğlum? Al, bak işte. Bilemedik komiserim. Kusurumuza bakmasın. Şimdi bırak sen bu masum ayaklarını. Cinayeti nasıl işledin? Silah nerede? Güzel güzel anlat. Ben yapmadım. Bütün deliller seni gösteriyor. İtiraf et. Güzel güzel anlat. Ben yapmadım. Çırma olayınızı ilgili olarak bana en başından beri anlatabilir misiniz? Her detayı hatırlamanız çok önemli. Hatta en ufak detay bile Murat Bey'i kurtarmak için hayati önem taşıyor. Peki. Telefon. Cevap vermem gerekiyor. Efendim. Hı-hı. Tamam. Nazlı, anladım. Haber mi var? Bilmiyorum. Murat'la mı ilgili? Polise cinayet silahıyla ilgili olarak ihbar gitmiş. Polis silahı bulmuş ama... Evet. Silahta Murat Bey'in parmak izi bulunmuş maalesef. Nasıl ya? Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bunun mümkünatı yok. Yani Murat böyle bir şey yapmaz. Murat suçsuz. Kesinlikle böyle... Nazlı. Böyle bir şey yapmaz. Suçsuz. Kenan, Murat'a iftira attılar. Murat böyle bir şey yapmadı. Nazlı, sana söz veriyorum abimi çıkaracağım. Bana biraz süre ver, tamam mı? Söz veriyorum, ne gerekiyorsa yapacağım, abimi çıkaracağım. İyi misin? Ne oluyor? Sen yaptın değil mi? Neyi? Seni uyardım. Benden habersiz iş yapma dedim. Kafana göre hareket etmeyeceksin dedim. Ne oluyor ya? Ne yapmışım ben? Numara yapma bana! Sen gayet iyi biliyorsun ne yaptığını. Polise cinayet silahıyla ilgili ihbarı sen yaptın değil mi? Tamam. Hem silahta parmak izi var, hem de elinde barut izi. Artık istese de yırtamaz. Hadi oğlum, söyle bakalım. Çekinme, hadi söyle bakalım, ne oldu? Can, hadi konuş çocuğum.
Bana söylediklerini babanla Ela ablana da anlat. Sonra oyuncak alacağız sana, tamam? Söyle bakalım. Hı? Babaya söyle, çekinme bakayım. Ne oldu? Parka gittik. Hı-hı. Ben çok korktum. Kimden korktun? Ay üstüme değil, sağlık. Sonra? Sonra ne oldu? Annemi özledim, eve gelmeye çalıştım, kayboldum. Ay görüyor musun? El kadar çocuk benimle dalga geçiyor. Çocuğumu anlatsana bana söylediklerini, hadi. Hadi anlat çocuğum. Sümbül Ala, can korkmuş. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Canın kaybolması Burcu'nun oyunu değilmiş. Can az önce ne anlattı? Can, hani biz seninle oyun arkadaşıydık? Çikolatalı kurabiyeler yaptık, yedik. Değil mi? Hadi çocuğum, hadi anlat doğruları. Bana söylediklerini söyle. Sümbül Ala. Ne diyecek canım? Demin başka konuştu, şimdi başka konuşuyor. Annem dedi ki dedi. Aşk olsun Sümbül abla. Kendi suçunu örtbas etmek için çocuğa istediklerini mi söyletiyorsun sen? Burcu sadece konuşuyoruz. Asıl sana aşk olsun. Utanmıyorsun değil mi? Kaç yaşında kadınım ben ya? Can'ın anneannesi yaşındayım. Sadece doğruları söyletmeye çalışıyorum. Hem ne belli senin çocuğu tembihleyip doldurmadığın? Ben duştan yeni çıktım. Can'la konuşacak vaktim bile yoktu. Olabilir. Orasını ben bilemem. Allah. Lütfen bak Can'ın yanına tartışmayalım. Kız lütfen lütfeni bırak Allah aşkına ya. Bu var ya bu. Kesin çocuğu doldurmuştur biz telefonla konuşurken. Ben oğlumu kişisel hırslarına malzeme yapacak bir anne değilim. Onu oğluna soracaksın. Beni annem parktan aldı dedi. Tamam anneciğim korkma. Yok hiçbir şey. Biz konuşuyoruz sadece kendi aramızda. Çocuğum hadi yavrum konuşsana. Nasıl demin bülbül gibi şakıyordun? Hadi yine anlat çocuğum. Hadi bakayım. Ya zorlamasana daha fazla Sümbül abla. Yeter. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Can'ı bir soru yumağın ortasında bıraktınız. Ben sadece doğruları açığa çıkarmak istedim. Hepsi bu. Burcu, halam haklı olarak kendini suçlanmış hissediyor. O yüzden bu kendini açıklama çabası sadece. Anneciğim, kaybolduğunda seni ben bulmadım mı? Söyle. Hadi ne diyorsan onu yap işte. Can'ın size söyleyeceklerim olacak. Burcu'nun en güzel güzel duşunu yap. Rahatla, gevşe. Sonra ben seni bir güzel gelirim. Anneciğim, bak şimdi beni iyi dinle tamam mı? Birazdan babanlar gelecek. Eğer sana soran olursa, annemi çok özledim. Sümbül Hala'dan çok korktum, kaçtım. Sonra da kayboldum diyeceksin. Çok korktum, annemi özledim, kayboldum. Vah başıma gelenler, görüyor musun? Bu yaştan sonra bunları da yaşayacakmış. Umarım ikna olmuşsunuzdur. Bu konu burada kapansın. Can'ı da huzursuz ediyorsunuz. Oğlum. Furkan bırak, yeterince korktu, gerildi zaten. Bırak biraz yalnız kalsın. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Bakın Can'ı üzmeye kimsenin hakkı yok, tamam mı? Lütfen şu konuyu kapatın. Burcu, telefonun çalıyor, gel bak. Alo? Burcu Hanım, nasılsınız? Ben Burcu değilim. Doktoru görünce açayım dedim. Sesiniz çok az geliyor. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Söyleyin. Ne oldu? Tahlil sonuçları iyi çıkınca küre iptal etmiştik biliyorsunuz. Bir sonraki seans için randevu oluşturacaktık ama doktor bey müjdeyi vermemi istedi. Değerleriniz gayet iyiymiş. Heyet toplayıp kürelerine sıklıkla alacağımıza karar verecek. Yani bu hafta seansa girmenize gerek yokmuş. Size yeniden haber vereceğiz. Tamam, tamam. Ben merak etmeyin. Burcu'ya söylerim. Tamam. İyi günler.
durumu iyiymiş. Görüyor musun? İyiye gidiyormuş durumu. Burcu'nun iyi olacakmış. Peki o zaman niye bu Burcu Hanım Furkan'ı kolundan tutup hastaneye götürdü? Ne oldu? Salonda unutmuşsun telefonunu. Doktorun aradı, al. Ben onu ararım birazdan. Seans randevusu içindir. Merak etme, ben cevap verdim. Ne hakla ya? Ne hakla sen benim telefonumu açarsın? Bu kadar fazla mı artık? Bütün gün temizlik yaptım. Canım çıktı. Her tarafım ağrıyordu. Doktorun aradığını görünce vallahi çok sevindim. Hani derdimi söylerim de bir ilaç merhem yazar, derman olur dedim. Fena mı olmuş yani? Sümbül abla, beraber bu evde geçirdiğimiz son günü de cehenneme çevirme istersen. Ay sen ne kadar nankörsün kız. Sana asistanlık yapıyorum, görmüyor musun bedava? Ne dedi doktor? Vallahi ne kadar Burcu değilim dediysem de inandıramadım senin doktorun asistanına. Sonra ağzından böyle inci taneleri dökülüverdi. Kız, iyileşiyor musun? Gözün aydın. Çok şükür. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Ne yapacaksın sen? Hı? Beni ilgilendirir. Çünkü işin içine damadım var. Alıyorsun, hasta bile değilsin, sürekli hastanelerde dolandırıyorsun. Dur, lafı tutma da beni söyleyeyim, müjdeyi vereyim şunlara. Hem onların da artık vakitlerini almaya yeter artık. Ne olacak peki? Furkan duysa senin eline ne geçecek? Ne mi geçecek? Damadım kime güvenip güvenmeyeceğini öğrenecek. Anladın? Peki o zaman. Ne istersin? Ne yapabilirim senin için? Mesela burada kalmama sessiz kalabilirsin. Bir düşüneceğim. Eli aradı sabah. Halacığım eşyalarını topla, kahvaltıya gel dedi. Ona göre iyi düşün, kararını ver, tamam. Sonra da zaten kahvaltıdan sonra bir kahve içeriz. Laf lafı açar. Sonra benim dilimden dökülür mevzular. Anladın sen? Bir de düşünecekmiş. Yalanım çıkar diye korkuyorum demiyor da. Aman kovarsan kov be. Artık yeter. Bıktım senin triplerinden. Ela ile konuştuk. Sabah kahvaltısına yetişemeyeceğim. Öğlen yemeğine geleceğim dedi. Öğlen de gideceğim yani. Ben bütün gece düşündüm. Doğru kararı verip vermediğimi zaman gösterecek. O yüzden en iyisi daha fazla huzursuzluk yaşanmaması. Bu yüzden de Ela ile Furkan'ı şu hastane mevzusunu açmazsan eğer burada kalabilirsin. İyi, anlaştık o zaman. Kendinden başka kimseyi düşünmez misin sen? Evet. Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Önce kendimi düşünürüm, sonra herkesi düşünürüm. Aklın kalmasın. Hatta öz yeğenin ve senin evladını da düşünürüm. Canı üzecek, ürkütecek en ufak bir davranışın olsun. Seninle o zaman yine konuşuruz bak. Ben evladım senin yeğenin düşündüğün gibi değil. Gerçekten düşünüyorum. Tabii tabii. Sen gerçekten düşünüyorsun. Çocuğun eline bir mendil verip dilendirmediğin kaldı zaten. Çocuğu oyunlarına alet ediyorsun. Furkan yatsın kalksın bana dua etsin. Ben onun oğluna gül gibi bakıyorum. Ben olmasam kim bilir ne yapardınız. Oğlum. Anne. Lütfen. Murat, hepimiz arkandayız. Masum olduğunu ortaya çıkacak. Hakim de anlayacak bunu. Ben kendimi sonuca hazırladım. Beni merak etmeyin. Bugünler de geçecek oğlum. Biz neleri atlatmadık. Omuz omuza atlatacağız bunu da hiç merak etme sen. Anne, bak sonuç ne olursa olsun üzülmeyeceksin. Sağlığına iyi bakacaksın. Sen de Nazlı. Kendinizi sakın bırakmayın.
Ben iyiyim. O konakta hepinize ayrı ayrı ihtiyacı olan Zeynep var. Kızım size emanet. Sen merak etme abi. Amcası yanında. Ben bir an olsun boş bırakmam Zeynep'i. Beni merak etmeyin. Aklınız bende kalmasın. Birbirinize destek olun. İyi bakın. Oğlum daha yaşanacak çok güzel günlerimiz var. Hiç merak etme. Hakikat ortaya çıkacak. Ben biliyorum. Murat. Seni çok seviyorum. Ben de sevgilim. Oğlum, oğlum. Annemi eve götürün. Kenan, ailem sana emanet. Kızım onu çok sevdiğimi söyledi. Evlat, sen bizi merak etme. Hak yerini bulacak. Giderken bile bizi düşünüyor. Koruyamadım oğlum, koruyamadım onu.